Günaydın o zaman. Bir vlogla daha karşınızdayım. Hava inanılmaz rüzgarlı. Bir İstanbul sabahından herkese merhaba diyorum. Bugün Viyana'ya gidiyoruz. Ve Viyana'ya bir daha ne zaman gideriz bilmediğim için buraya kesinlikle bir vlog çekmem gerektiğini düşündüm. Umarım başarırım. Yeni bir challenge yüklendi. Şimdi Caner abinin arabasına doğru yol almış durumdayım. İleriden devam edeceksiniz. Bir Viyana vlogu çekmeye karar verdim bu arada beyler. Yola çıktık. Herkesin keyfi çok yerinde ya. Çok enerjiksiniz. It's the morning. Evet, otoparkta şimdi Caner Usta yer bulmaya çalışıyor. Bu büyük bir ustalık gerektiriyor. Bu kadar araba ne yapıyor burada? Herkes bir şey yapıyor arasında. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar kalabalık. Para bak, yana. Bak bıraktığı yere bak. Bak gitti terbiyesiz adam. Ya bitti değil mi? Taylan'la Denevok bize Viyana'da dahil olacak. Çünkü onlar son Londra konserinden sonra kaldılar. Böyle de bir bilgi vereyim. Aman abi aman. Hastalıktan kırıldık gerçekten. Herkes hasta. Evet. Ekipte toparlananlar, iyileşenler oldu. Yeni hastalananlar da oldu. P5'e gidelim abi. Havaalanına girişimizi yapmış bulunmaktayız. CIB'ye doğru gidiyoruz. Bagaj verecekler. Bekliyoruz beyleri, bekliyoruz bakalım. Olmaz. Yani amatörlük. Yani... Caner abi çok geride kaldı. Uçağa doğru gidiyoruz. CIP'den çıktık. Değil mi Safa? Yes. Tarat abi şu anda sana ihtiyacın yok diyorum. Aldım abi. Bunu videoda da söyleyeyim. İhtiyacın yok. Hadi lan. Vallahi diyorum gayet iyisin ya. Hiç yok. Safa sen düşünür müsün ilerleyen yaşlarda? Yok ben çizgilerimi söylüyorum. Ama ilerleyen yaşlarda. Lojik diye bir şey var takıyorsun. Go to get diyor biz de gidiyoruz yani. Işık ışık kalmıyor. Balanço sen yaptıracağım ya esas. Ben kesin yaptırırım bu arada. Olabilir ben. Bu kadar hızlı yürümeyin yalnız. Yine geri geri. Ney? Bu saç ektirdi bu. Evet işte saç ektirdiği için ileride belki botoks falan da yaptırır yani. Buradan anons edecekler de Sayın Alancı Oskay diye ben gideceğim. Oraya gideceğim. Öyle bir dünya yok. Burger King fiyatlarına evet bana da içerik havaalanında Burger King. Americano küçük 100 lira. Evet. 655 lira double whopper. Big King 520 lira. Söyleyeceklerim bu kadar. Şaka bitti. Uçağa bineceğiz. Bekleyişteyiz. 4 dereceymiş Viyana. Donacağız diyor Safa ama yani biz ne soğuklar gördük. Korkudan vitamin içiyor artık hasta olmamak için. Öyle bir paranoya. Ben Airbus hissediyorum. Sen? Görelim bakalım. Avanço. İnşallah Boeing gelmez mi diyoruz peki? Yok o da Allah'ın sevdiği bir kulübe. Yani. Amin. Uçağa biniliyor. Viyana'ya gidiliyor. Ayaklarım uyuştu biraz kalkayım dedim şöyle. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım ya. Ne oluyor? Kalk şeyi çekiyorsun. Ya oğlum manyak mısınız ya? Ulan nasıl kalkayım bunu yazıyorlar. Nereye kalkıyorsun sen ya? Beyler bu soğuk ne şu anda peki? Şaka mı bu soğuk şu anda ne? Ya. Bence çok hazırlıklısın ayakkabılar falan. Kontrole geldik gene. Gergin. Bakalım geçebilecek miyiz? Bakalım geçebilecek miyiz? Evet pasaport kontrolden geçmiş bulunmaktayız. Avusturya topraklarındayız. Şimdi araca doğru gideceğiz. Burada bizi bekliyorlar. Çok teşekkürler efendim. Çok sağolunuz. Taylan'la buluşuyoruz. Geldik. Yani bu zamana kadar geldiğimiz ülkeler arasındaki en soğuk yer olabilir şu anda. Çok ciddi soğuk var zaten.
Her yer karla kaplı bayağı. Ama heyecanlıyız. Yeni bir macera, yeni bir serüven. Sizi benimle otele götüreceğim şimdi. Oradan soundcheck falan filan, konsercilik. Bugün kulisi daha çok çekmeye çalışacağım. Önceki videoya olan destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Destekleriniz sayesinde ikinciyi çekmeye karar verdim. Beni motive etti cümleleriniz. Bakalım bu nasıl olacak? İnşallah bunu da seversiniz. Havaalanından otel çok yakınmış. Hayret ettik. Hayret. Hayret dini. Şunları yapıştı o şey. Yani İskenderciler var, yok değildi. Şimdi İskender için kavga mı edelim beyler? Ben diyorum ki Bursa'da İskender abartılıyor. Lezzetli evet ama o kadar büyük bir mevzusu yok diyorum. Beyler de diyor ki sen saçmalıyorsun, kafayı yemişsin. Alaçalı son konseri. İskender'e laf yok. O kadar yani. Kırmızı nokta. Bir Fenerbahçe bir İskender mi evet, o zaman Zeynep'ciğim? Peki. Geldik. Sakın yağın ki. Şimdi soundcheck zamanı. Murat! Şakif ayağı. Saygı. Bu mu? İlker, iyileştin mi? Evet, harikayım. Oh, hadi geçmiş olsun canım. Kaldın tabii buralarda sen. Yarada. Aspirinler, sorbetler. Kullandım da hepsini. Safa, hazır mıyız ya? Böyle. Şöyle bir belt pack'im var. Duymamı sağlıyor arkadaşlar bu sahnede. Daha detaylı anlatırım bir ara. Taylan bugün hasta olduğu için şöyle bir cello'da sound check. Can katılıyor vlog'a. Vlog, yine vlog. Ne haber, nasılsın? Her şey yolunda mı? Kısmet ya. Wow, bu nedir peki? Nedir bu ya? Çok havalı görünüyor. Hayırlı olsun usta. Eyvallah. Buhun Sarışın. Ulan Allah çok. Serhat Ersöz. Seslerini aramakta. Ses yapıyorsun. Ne araması? Niye aramıyor musun? Kaydediyor. Sıfırdan yapıyoruz. Sen biraz daha bak. Nasıl, beğendin mi beni bugün? Beni bugün beğendin mi? Beğendim. Tamam. Sağ ol canım benim. Peki. Tamam ben. Peki bu. Biter. Biz otele kaçar. Canlar burada çalışmaya devam eder. Eşek gibi. Eşek gibi çalışmalar. biz de aç köpekler serimize. Aç devam ediyoruz. Yemek yemedik ya. Ya bu yurt dışı konserlerinde biz neden aç geziyoruz? Sürekli açız. Neden yemek sepeti yok, getir yok? O kadar hafif bir gitar ki. Ya keman ağırlığında falan gerçekten. Şahane bir şey. Otele geldik, hemen odalara çıkıyoruz. Konuşamadım abi ya. Çok heyecanlı. Otele geldik şimdi, odalara çıkıyoruz. Eşyaları bırakıyoruz ve buranın Christmas marketlerinin olduğu yere gideceğiz. Şinitsel yemek gibi bir planımız var. Biraz da böyle bir market gezeceğiz falan. Çok kısıtlı vaktimiz. Viyana'dan selamlar. Keyiflerimiz de nasıl oluyor? Böyle mi yapıyorduk? Nasılsın? Çok iyi, sağ ol. Evet, Zuhal'le de buluştuk. Viyana'dayız. Vabur gibi. Evet. Alança'yı çok özledim. Ben de. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Evet, şimdi merkeze doğru yemek yemeye yola çıkıyoruz. Thank you.
yerdeyiz. Buranın İstiklal Caddesi gibi. Bilin bakalım neymiş, neredeyiz? Neydi adı buranın? Neydi? Buranın semtin adı neydi? Ben de bilmiyorum. Almanca. Çok zor. Stephanplatz. Stefan Meydanı. Öyle mi? Of nasıl koktu. İnanıl yani yemekler. Şu an çok yükseğiz çünkü çok açız. Buranın adı neydi? Ya bu semtin adı neydi bu geldiğimiz yerin? Yanlış söyledim. Bu geldiğimiz yerin adı neydi Serhat abi? Bu geldiğimiz yerin adı ne? Stephanplatz. Stephanplatz. Ya bana inanmıyor, ona evet. Soruyor. Evet, Stephanplatz'tayız arkadaşlar. Buranın İstiklal Caddesi gibi hareketli bir yere. Hem yemek yiyeceğiz hem gezeceğiz. Ben çok heyecanlıyım şu anda. Çok iyi görünüyor her yer çünkü. Ne alıyoruz? Kaiserkreide. Ya, aynı. Yes. Afiyet olsun. Böyle bir lezzet. Güzel mi Alanço? Çok beğendim. Afiyet olsun. Yıkılıyor ama ben asıl şinitsel yemek istiyorum. Biliyorsunuz ki buranın şinitseli meşhur. Çok iyi değil mi? Zaten şöyle arkadaşlar kuyruk oldu. Arkadaşlar bu nasıl bir yapı peki? Deliriyorum şu an. Çıldırıyorum. Bu ne? Şu karşımızdaki manzaradan ben çok etkilendim usta sen. Muazzam. Şahane bir yapı. Dom'da en son bu kadar böyle heyecanlandım. Beni bu tarz yapıları görmek çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Soğuk yani şu anda soğuğu size tarif edebilmemin imkanı yok bu arada. Zor şartlar altında geziyoruz. Ama yani of. Etrafı çek. Çekiyorum Serhat abi. Tamam seni gördük. Peynirler. Artık geçmiyor. Yani cash olmuyor artık. Size ne oldu böyle çok soğuktan etkilendiniz? Etkilendik ya. Bence o kadar kötü değil. Gayet güzel. Ne güzel. Estimatla Allah'ın çoğu seyirin bulunuyor. Ne diyor? 790 mı diyor? Olmuş yok. Benim bildiğim alanca takar maskelerden bir tane. Şunu falan be. Bu sence Berlin'den daha soğuk mu? Berlin'de gezmiştik ya. Çok esiyor burası. Evet. Safacığım. Güzel şeyler alınıyor. Peki. Şeyden bir cevizli sucuk. Şimdi market alışverişi yaptık ve sırılsıklam ıslanmış durumdayız şu an. Öyle. Bak. Göster, tartışı göster. Yuhu! Görmekten. İşte bu. Rock'n'roll mu bu ya? Sucuk gibi olduk. Yağmurun altında çalıyor ya. Buraya geldik şimdi. Bu ne? Bu ne şu an? Yer yokmuş, çok güzel. Metin yağmurdan korunmak için sığındığı yer bile şov yani. Şov. Gittiğimiz şinitselci rezervasyonla çalıştığı için ve hiç yer olmadığı için şinitsel yemelik bir yer arıyoruz şu anda ve bulamıyoruz ve ıslanmaya devam ediyoruz. Şu an montum sırılsıklam, içim su almaya başladı. Şimdi böyle bir restoran bulduk yürürken. Menüye bakıyoruz, fiyatlara. Hüri restorana geldik. Böyle bir yer bulduk.
Sen bir şey söyleyeceğim. Şinitsel dediğin tavuk olur. Bu geçen günkü tartışmaya dönmesin yoksa. Sosisten mi ibaret Almanya? Ne kadar dark görüşsün dedin ya. Şinitsel abartılıyor mu? Yoksa gerçekten çok lezzetli mi? Göreceğiz. Ben çok merak ediyorum. İstanbul'da Şütte'de aynı derecede iyi yapıyorlar. Şütte'lerde yanadık kadar iyi yapıyorlar. O zaman her şey gibi bu da abartılıyor mu? Yani. Arkadaşlar restorana bir girdik. Hepimiz de şu poşetler. Migros gibi market poşetleri. Herkes bize bakmış. Safa öyle diyor. Rezil mi olduk Safa? Aman sanki onlar yapmayacak İstanbul'a gelse. Havasını bulduk ya bu şey restoranda. Beyler, cheers. Bir tane de ondan iç. Bir defter var. Yazmış restorana gelen insanlar hep. Öyle. Birazdan biz de yazacağız. Saçmalama ama. Deftere yazdık, imzalar atılıyor. Çek. Fişimizi de çekelim. Arkadaşlar 130. 6,5 euro verdikten sonra rahatladık. Bana bir şeyler şu an tansiyonu. Tansiyonum düştü şu an çok kötü. 5000 lira harcadık. Denalog'da yazıyor. İmzaladık gitti valla. Güzel de bir şey yazdık. Alanço yazdı. Hoşça kal. Arkadaşlar korkunç yağmura yakalandıktan sonra neyse işte restoran görüntülerini izlediniz. Otele fıt geldik. Kulise ineriz. Kulis muhabbetlerini çekerim. Oradan konsere geçeriz beraber. Görüşürüz. Evet, hazırlandık şimdi. Kulise geldik. Hazırız. Beyler hazır mısınız? Konser saatini bekliyoruz. Aynen öyle, konser saati bekleniyor. Sevgili çellocumuz, dostumuz, arkadaşımız Taylan Bey çok hasta olduğu için şu an kendisi odasında dinleniyor. Evet. Yani sadece çalacağı şarkı da aşağı inecek. Ona buradan ekipçe acil şifalar diliyoruz. Evet, seni seviyoruz Taylan'cığım. Acil şifalar diliyoruz. O yüzden şu an yanımızda değil, çekemiyorum. Konser alanında da çekmeye devam ederim. Konser başladı. Ben ilk şarkıda bir çıkış yaptım. Sonra indim. Şimdi sıramı bekliyorum. Çok daha çarılacağız. Böyle bugünkü konser kıyafetim. Şimdi konser bitti. Safa nasıl çaldın kendine hemen? Hoş bir ufak değerlendir. Her tarafımızda mum yürü. Bir bak şöyle. Herkes öksürüyor. Sahne sonrası da yani öksürüp parçası ama sen yine de nasıl çaldığını bir değerlendir. Ben inanılmaz sorular attım akşam. Attım yani. Avante istedi bir. Evet dedim ki sabahya. Bu akşam söyledim. Evet aynen öyle. Konser öncesi. Ona attıklarım güzel duyuldu yani. Attığı yerdim yani sonra artık. Güzel valla, bravo, bravo. Safa, iyi solo atıyorsun, devam et. Konserde nasıl çaldığını değerlendir. Attığın soloyu çok beğendim. Olay o değil, ben kendi enstrümanlarımla çalmak istiyorum. Evet. Kiralık aletler, biliyorsun. Burada idareten çalıyorsun. Doğru bu arada. Yurt dışı işlerinin de öyle bir zorluğu oluyor. Enstrümanlar kiralık oluyor. Kimsenin kendi enstrümanı olmuyor arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. İnsanlar fark etmiyor ama önemli olan nedir? First listener is the player. Bir defa olacak bu. Ya bu videoyu bu lafla bitireyim, anladınız mı? Öyle bir şey. Ne güzel çıktım ya. Söylüyormuştu sana. Şuradan beyaz da bassana. Çok güzel, bir daha tutore. Bak herkes. Bu önden, bu klasik. Arkadaşlar günaydın. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içiyoruz. Bu alanına gideceğiz. 20 sonra da İstanbul. İyi güzel bir yermiş. Yani buraya bayağı bir 3-4 günü vermeli insan. Gezmeli.
Çok çok güzel yerler var. Ama kısıtlı vakitte iyi gezdiğimizi düşünüyorum. Konserden dün yine görüntü çekemedim çünkü çekilmiyor arkadaşlar. O an çekilmiyor. Sahneye de çıkacağım için o an başka bir kafada oluyorum ve çekim yapabilecek bir psikolojide olmuyorum. Tuhaf bir açıklama oldu. Belki anlamayabilirsiniz. Belki normal. Bagaj veriyor bizimkiler. Bunu kesinlikle vloğa koymak istiyorum. Şimdi hava buz gibi bir yanada. Biz de Almanca bazı kelimeler yaratıyoruz. Safa şöyle bir şey dedi az önce soğuktan. Feeling good, donun. Rötar yedik. Rötar mı? Rötar var, 2,5 oldu. Şimdi burada. Bak şimdi bak. Şöyle yapsana. Dur bir dakika dur. Ağzını getir. Tam buluyor yani. Dev bir bardak çekiyormuş. Elimi şuraya getireceğim. Nasıl olur? Safa. Şu el şuradan senin elin gibi. Dur. Şöyle. Ama sen elini şeye getirmen lazım. Evet, şimdi Zuhar kendine kokteyl yapıyormuş. İzliyoruz. Serap abi. Nasıl bir kokteyl bu? Negroni, düz. İlker de şu şekil izliyor. Necan. Biraz bir şovunu konuştur ya. Şişeyi havaya at bir tut. Hepsi eşit olsun. Wow. Yok mu şişe çevirme lan? Şey olsa. Vay vay vay. Merhabalar, ben Barmaid Berna. Bugün size özel kokteylimizi hazırlayacağım. Kendini çekmiyor musun? Şaşırıyor musun? Merhabalar arkadaşlar, bugün Zuhar. Ay bayağı böyle. Kokteylim. Bayağı tribünün önünde yapıyorum bence. Çok. Zuhal çok. Evet, yolculuğa birazdan başlıyoruz Zuhal. Heyecanlıyız. Kaç saat olacak? Çocuk sesini duyuyorsunuz. Çocuk var şurada, çocuk. Çocuk ağlaması. Diğer tarafta Arak abinin olduğu yerde. Arkada da Abbas var. Normalde Serhat'ın yanında olur çocuklar. Evet yani. Abbas da Hadise'nin ekibinde perküsyon çalıyor. Bir el salla. Bir el salla Abbas'cığım, vlog çekiyorum. İşte karşınızda Abbas. Selam. Perküsyonist kendisi. Bakalım Allah sabrını verir inşallah dediğim gibi bu yolculuğu. Arkadaşlar, Türkiye'ye gelmiş bulunmaktayız. Vlogu Zuhal'le kapatıyorum. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Başka şehirlerde, başka ülkelerde görüşürüz umarım.